J'ai bien travaillé pour revenir à ma meilleure forme. Je sais qu'on a besoin de tous les joueurs. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance de bien travailler, de bien revenir juste avant Ankara. İyi bir çalışma dönemi geçirdim sakatlığın ardından. En iyi formda dönebilmek için bütün gayretimi gösterdim gerçekten. Şu anda da kendimi iyi hissediyorum. Herkesin bildiği gibi bu takımdaki tüm oyunculara ihtiyacımız var bizim. İyi çalıştım dediğim gibi, iyi çalışarak dönmeyi başardım. Ankara Gücü maçı gibi önemli bir karşılaşma öncesinde dönmek de benim için sevindirici oldu. Çok zor bir maç olacak kesinlikle. Özellikle kendi sahasında çok iyi oynayan bir takımla oynayacağız. Taraftarlarının ne kadar büyük bir itici güç olabildiğini orada biliyoruz. Ama bizim hedefimiz alabildiğimiz maksimum puanı alabilmek lig sonuna kadar. Oraya kesinlikle kazanmak için gideceğiz. Son dönemde aslında pek şanslı da olmadığımızı söyleyebiliriz. İyi oynadığımız karşılaşmalar oldu ama puan yitirdik o iyi oynadığımız karşılaşmalarda. Biz fazlasıyla puanlar almak istiyoruz. Alabileceğimiz en çok puan alıp lig tablosunda yukarıya doğru tırmanmak istiyoruz sezon sonuna kadar. Ankara Gücü'nden sonra que j'ai vu dans toute ma carrière, il y a le Maroc avec qui vraiment j'ai connu des ambiances de malade. Et sérieusement, en Turquie aussi, c'est pas mal les gros derbies. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de venir en Turquie. Parce que quand je vois la télé, les supporters et tout, ça donne vraiment chaud au cœur. Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferleri Türkiye'de oynadığım derbi maçlarında gördüğümü söyleyebilirim. Fas'tayken de çok çılgın atmosferler, gerçekten belki hastalık düzeyinde diye değerlendirebileceğimiz atmosferler görmüştüm. Ama Türkiye'nin büyük derbileri bambaşka atmosferlere sahne oluyor. Zaten benim bana buraya gelme isteği veren en önemli konulardan biri de buradaki derbilerdeki atmosferleri bilmem ve görmemdi. Televizyondan gördüğümde o derbilerin atmosferlerinden daha önceki yıllarda da etkilenmiştim. Saha içerisinde size takımınız için ölme isteği veriyor taraftarlar gerçekten. Özellikle kendi sahanızda oynuyorsanız bu itici gücü fazlasıyla hissediyorsunuz. Hataya kesinlikle hakkınız yok. Her şeyi kaybedebilirsiniz ama derbileri kesinlikle kaybedemezsiniz. O maçlarda hata yapamazsınız. Taraftarlar için, kulüpler için en önemli maçlar bu karşılaşmalar. Sezonun en önemli maçları oluyor. Bu maç da o nitelikteki karşılaşmalardan biri olacak bizim için. Mourinho parce qu'il dit pour être un vrai joueur de Fenerbahçe, il faut marquer contre Besiktas, contre Galatasaray, contre les grandes équipes. Un jour contre Galatasaray ou Besiktas, mais le plus important c'est de gagner le match. Je pense pas vraiment marquer. İsterim tabii ki. Çünkü bana hep şunu söylüyorlar. Gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorsan Beşiktaş'a veya Galatasaray'a gol atmalısın diyorlar her zaman. Büyük takımlardan birine, Türkiye'nin bu büyük takımlarından birine bir gün gol atabilmek isterim. Böyle bir dileğim, böyle bir isteğim, böyle bir arzum var kesinlikle. Galatasaray veya Beşiktaş'a bir gol atmak isterim burada olduğum süre boyunca bir gün. Ama en önemlisi maçı kazanmak. Benim gol atmamdan çok daha önemli. Biz kazanalım yeter ki ben atmasam da olur. Non, c'est vrai qu'on avait des projets au début de l'année. Avec l'ancien coach Cocu, mais ça n'a pas vraiment marché. Après, l'équipe est manquée de confiance, on était un peu touché moralement. Et je crois que c'est ça qui a fait notre faiblesse cette année. Et la plupart des joueurs, ils ont perdu confiance en eux. Et... Saison başında bir projemiz vardı. Eski teknik direktörümüz Cocu ile beraber bir yola çıkmıştık. Ama o proje istediğimiz gibi gitmedi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Takımın özgüveni azaldı daha sonraki dönemde. Bu özgüven eksikliği maçları etkiledi. Maçları etkileyince moralimizi etkiledi. Ve bu sezonki bu can sıkıcı noktaya bu şekilde geldiğimizi düşünüyorum. Yani özgüven kaybı bunun en temel sebeplerinden biri bana göre. Şu anda o özgüven kaybını telafi edip o dönemde kaybettiğimiz puanları bir nebze olsun telafi edebilmek istiyoruz. Yani sezon sonuna kadar alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Olabilecek en üst düzeyde savaşmak istiyoruz sezon sonuna kadar ki sezonu en azından rahat bir yerde bitirebilelim. Çünkü aşağılarda olduğunuzda gerçekten bu üzerinize çok büyük bir stres yüklüyor. Çok iyi bir futbol sergileyecek bile olsanız bunu başaramıyorsunuz istediğiniz gibi. Saha içerisinde kendinizi rahat ve özgür hissedemiyorsunuz. Kalitemiz var, potansiyelimiz var ama moraliniz iyi olmadı mı, özgüveniniz düşük noktalarda oldu mu o zaman bu her şeyi etkiliyor. İstediğiniz kaliteyi de sahaya yansıtamıyorsunuz. Şu an bir nebze olsun o alttaki hattan yukarıya doğru çıkmış gibi gözüküyoruz. Belki biraz daha artık rahat performansımızı ortaya koyabiliriz. Bence takımı çok hızlı bir şekilde değiştirmek istedi Koku buraya geldiğinde. Eski oyunculara da yeterli güveni vermediğini düşünüyorum. Çünkü burada geçmiş yıllardan burada olan tecrübeli oyuncular var ve
evet birçok genç oyuncumuz var ama tecrübeye de ihtiyacınız var. Bu oyun tecrübeyle de oynanıyor. Tecrübeye gerçekten fazlasıyla ihtiyacınız olduğu maçlara çıkıyorsunuz. O nedenle bence bu değişimi çok hızlı yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bir de bence Türkiye Ligi ile ilgili yanlış bilgilendirildi. Hollanda Ligi'nden çok farklı bir lig burası. Evet, Hollanda'da daha futbol oynanıyor. Daha tekniğe dayalı bir futbol var. Türkiye'de de teknik var ama fizik tarafı da çok önemli Türkiye'de oynanan futbolun. Bence bunu fark etmedi. Fark ettiğinde de artık iş işten geçmişti. Çok geç kaldı. Bazen futbolda ikinci şansı da bulamıyorsunuz o saatten sonra. C'est plus c'est plus le ballon, c'est plus la technique, c'est plus il veut vraiment pratiquer un très beau football. Mais Ersun Yanal, il a ramené en fait la motivation de jouer tous les matchs à fond, toutes les minutes et d'être bien tactiquement sur le terrain parce que c'est très important de comprendre où il faut être positionné les joueurs. Et vraiment, il nous motive vraiment bien. Il arrive quand même à sortir le maximum des joueurs. Et moi, en tout cas, voilà, il m'a fait revenir dans le groupe. Et comment il me parle et tout, sérieusement, j'ai envie de lui donner le maximum parce que c'est un gars qui me fait vraiment confiance. Et moi, j'aime bien des personnes comme ça qui me parlent, qui me donnent envie de jouer pour eux. Et c'est ça qui fait ma force. Koku daha çok top oynanmasını isteyen, topun teknik tarafını doğru oynamamız gerektiğini söyleyen ve çok iyi bir futbol sahaya koymak isteyen bir hocaydı. Bu düşüncelerle burada çalıştı. Ersun Yanal motivasyon kısmını gerçekten çok iyi yapıyor bu işin. Her maç, her dakika neyiniz var neyiniz yok sahaya koymak istiyorsunuz gerçekten onun motivasyonuyla beraber. Herkesten en iyisini almaya gayret gösteriyor her zaman ve taktik olarak doğru pozisyonda olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Bu taktik çalışmaları da en net şekilde, en iyi şekilde yapıyor ki bence zaten saha içerisinde doğru pozisyonda olmak son derece önemli bir nokta. Dediğim gibi çok iyi bir şekilde motive ediyor oyuncularını ve oyunculardan maksimumu almayı başarıyor. Beni de bu takıma tekrar o geri döndürdü. Benimle konuşma tarzına bakıyorum onun. Benden her zaman maksimumu almaya çalışıyor diğer oyunculardan olduğu gibi. Ve bana fazlasıyla güven veriyor. Onun benimle bu tarz konuşması benim son derece hoşuma gidiyor. Ben böyle hocaları zaten çok severim. Konuşan, sizden neler istediğini anlatan ve size oynama isteği veren, hoca için oynama isteğini oluşturan, sahaya çıktığınızda onun için de oynamak istiyorsunuz. Bu gücü veriyor size. Ben de gücümü oradan alıyorum. Moi, si tu demandes à tous les gens ici, les gens qui travaillent, les jardiniers, tous les gens qui bossent vraiment au terrain, vraiment, je suis heureux. Je rigole tout le temps. Personne ne pourra m'enlever mon sourire. Et